Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Europa Universalis 4'e hoş geldiniz. Bunun canlı yayını yapmıştım ben çok uzun bir zaman önce. O zaman ülke şu ankinden çok farklıydı, böyle değildi tabi. Ben birazcık genişlettim. Şu anda şu 1625 yılındaki sınırlarda değiliz ama teknoloji olarak çok daha üstün bir durumdayız. Zaten batıya fazla açılmayacağım. Önce anlatayım neler yaptığımı. Şuradan yukarı doğru gittim. Viyana'ya dayandım. Şu bölgeleri böyle sıra sıra ala ala. Ona odaklandım direkt. Hani bunlara odaklandım. Ama şuraya kadar falan geldim. Şurada Doğu Akdeniz'i aldım. İşte Suriye falan bana bağlam. Ekonomik olarak güçlenmek için tabi. Buraya neden dayandım Viyana'ya? Hemen göstereyim. Şu kararlar arasında şey vardı. Western Focus diye bir tane karar vardı. Onu yaptığınız zaman nerede bak? Şuradaki teknoloji grubu Western oluyordu. Batılılaşıyordu yani. Normalde Anadolu teknoloji grubundaydık. O da daha fazla puan istiyordu şuradaki. Şuradaki daha fazla puan istiyordu. Öyle olduğu için teknolojik olarak geri kalıyorduk batıdan. Şimdi geri kalmıyoruz. Hatta bayağı iyi sanırım. Mesela bak İngiltere'ye bakın. 63 mü? Benim de 63 sanırım. Kaç benimki? Teknoloji şeyim kaç? 63. Yani benim de 63 ama en azından doğulu devletlerin teknolojisinden çok daha iyi durumdayım. Mesela şurada Karakoyunlu ile Tabaristan'a falan savaştık. İran'ı serbest bıraktım. Şu ikisi birbirini yesin burada. Hani İran şu anda Tabaristan'a karşı üstünlük kuracak durumda değil pek. Yanında çünkü Karakoyunlu var. Gördüğünüz gibi Anadolu'yu falan birleştirdim. Onun dışında pek bir şey yapmadım ya. Hicaz'ı falan aldım ama şimdilik şuradaki diplomatik ve administrative hanedan puanlarımın, monark puanlarımın birikmesini bekliyorum. Teknoloji atlayacağım. Devam edelim biz orada şey yapsın. Milan falan filan. Milan pek sıkıntı değil. Bizans'ı serbest bırakacağım ben sanırım. Büyük bir ihtimalle serbest bırakacağım ama stability düşecek. Stability'nin de düşmesini pek istemiyorum. Ama diplomatik ilişkilerim 6 tane var şu anda. O yüzden 2-2 gidiyor bu. Yani bu diplomatik ilişkilerim 4 tane olsa 5-5 artacak. 4 tane olsa diplomatik ilişkilerim diplomatik puan 5-5 artacak. Şu anda 3-3 artıyor. Çünkü 4'ten fazla diplomatik ilişkimiz olduğu zaman yemeye başlıyor. Diplomatik puandan. Ama tabi sadece ona bağlı olmadığı için de şey oluyor. Şeyler yapıyoruz orada. Bu ne? Şurada hemen yollayalım. Diyelim ki siz Sünni olun. En iyi yol Sünni diyelim. Güzel yolladık bunda. Core yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü puanımız yok. 168 puana ihtiyacımız var. Şey ne durumda abi? İsyanlar ne durumda? Ama ondan önce hangisi? Sipahi. Reform sipahi mi vardı? Aynen. Geriden mi başladım ben ya? Geriden başladım sanırım. Yo. Savaşı bitirdim. Böyle başladık. Too many diplomatic relations onu biliyorum. Sekban tamam. Ha, leather cannon. Tamam, leather cannon iyi. Şunu yapabilirim ama gerek yok bunu yapmaya. Şu an için gerek yok en azından. İyi, isyanlarımız falan filan da yok. Dinin koruyucusu olabilirim ama bunu teknolojik olarak geri atar. Oyun yerine bekleyeceğim. Para harcamayacağım. Şunu birikmesini bekleyeceğim paranın. Bunu 1000 üzerine bırakıyorum ne olursa olsun. Çünkü herhangi bir savaş durumunda mesela güçlü bir devletle savaşa girerseniz Rusya gibi veya Sirkaya gibi, bunun artık nasıl okunuyorsa pek yapamayacağım, telaffuz edemeyeceğim ama Çerkesya mı? Çerkesya diyeceğim. Bu ne? Bu çok oluyor ya. Our policies of encouraging innovation and free thinking has led our people to taking a more relaxed attitude to the state religion. 1636 Erzincan gets. 10 yıl bir şey yapmayacağız zaten. 10 yıl boyunca böyle kalacağız. Pek savaşa falan gitmeyeceğiz. Müttefiklerimiz savaşa çağırırsa başka bir mesele ama 4 tane de ordumuz var. 24.000, 22.000, 18.000, 13.000 diye. Ama sanırım şu anda kimseyi savaş ilan edemeyiz istesek de. Venedik ne yapıyorsun sen hocam? Sana spy network kurabiliyor muyuz? Hadi kuralım. Distance multiplier. Sıkıntı yok. O kadar fazla yer var mı ya aramızda? Şuradan şuraya gideceğiz. İşte bir ara Venedik'i de almamız lazım. Venedik. Oy! Kim nerede şey yaptı? Onu şey yapamadım ama. We have merchants dealing in trade all over the world. It seems as if we struggled to support them properly. So few rich exploiting capitalists just have to be. Neyse. Diplomatik güç kaybedemeyiz şu anda ya. Şey diyor, Avrupa'ya mı yönelelim, Asya'ya mı yönelelim diye. Şu anda Avrupa daha geride kaldı gibi ya. Anadolu'daki, Asya'daki topraklarımız falan daha iyi gibi şu anda. Trade value'ya baktığımız zaman Avrupa'ya birazcık yönelmemiz lazım. Normal Avrupa'ya yönelen bir insan değilim. Anadolu'ya doğru, Asya'ya doğru genişletmek istiyorum topraklarımı. Mesela Hicaz, Yemen falan, buralar, Yemen'de almak istediğim yerler var. Onun dışında Orta Asya'ya doğru, Hindistan'a doğru falan genişletmek istiyorum. Belki gün gelir de Çin'i de alırız. Şuradan şuraya gideceğim. Neyse, onu da yapacağız. Teknolojik olarak alanların üstüne çıkmam lazım. 20 prestij. Prestij her zaman iyidir. Core yapabiliriz şu anda. Core yaptığımız zaman daha iyi oluyor. Overextension'ımızı azaltalım. Aha, Trabzon'da şey var. Ne kadar zamanda şey olacak bu? Neyse, Trabzon Piyetimiz nasıl? Konudan atlıyorum da. Piyetin. Kafirlere yer yok demek gerekiyor ya. Piyetimiz az. Piyeti şey yapıyor. Birazcık da olsun birliğe yardımcı oluyor. Ülkesel birliğe yardımcı oluyor. Piyeti ne? Dindarlık sanırım. Tunus bayağı büyüdü. Memlüklerle falan yer aldı bayağı. Memlüklerde hiçbir şey kalmadı. Theologian Kamer İshak. Sıkıntı yok. Şurada Cenova'nın kafası var. Orayı alacağım. Ama büyük bir ihtimal onun için Sirkaya'yla şeye gireceğim. Savaşa gireceğim veya Belarus'la. Her durumda sanırım Rusya. Rusya sıkıntı ya. Rusya büyük sıkıntı. Bölgede de şeyim yok. Bütün iki müttefiğim de geliyor. Aslında bölgede müttefiğim var. Irak. Irak'ı birazcık güçlendirirsem şey yapabilirim. Belim ağrıyor ya. Belim çok ağrıyor bu aralar. Şöyle birazcık doğrulayayım. Şu anda zaman geçiyor. Şu anda bir şey yapmak istemiyorum. Savaşa falan girmek istemiyorum. Çünkü diplomatik puan yiyor sürekli. Ama sanırım iki tane devletle aramızı şey yapmamız gerekecek. Ayırmamız gerekecek. Ben burada korum var değil mi? Korum yok mu benim? Şaka mı yapıyorsun? Ama Bulgaristan'la şey yapmak istemiyorum ya. Bizans'la aramızı ayıralım. Bizans hocam sen bir şey göndermiyorsun diyeceğim. Sen de gönderiyorsun ki. Neyse böyle devam edelim bakalım ne olacak. Bir sonraki şey kim? Varis var mı tahta? Sen kaç yaşındasın? 69 mu? Regency'de değil miyiz? Değilmişiz. Ve 5 dakika. Adam 69 yaşın... Bulgaristan diyor burada. Ben kendi şeyime bakacağım ha. 19 yaşında. 2-4-5 bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu da fena değil de bu çok iyi. Ya bu iyi en azından. İyi, güzel. Bunları şey yapalım biz. Şimdi Bizans seninle bir evlilik yapalım. Gel. Gel bakalım. Suriye seninle de bir evlilik yapalım. Güzel. Wallachya. Wallachya Romanya. Romanya ile de evlilik yapalım. Şimdi şey diyecektim. Bakın bunlara beylik artık. Beylik olarak kabul ediliyor. Bizim şeyimiz altında ya. Teknoloji, yeni teknoloji. Yeni silah teknolojisi. Ne bu? Reform. Güzel. Yeni şeyler geliyor. Bir ara kaleleri de güçlendirmemiz lazım. Sekban'a geç. Yeniçeri. İşte aslanlar be, Yeniçeri. Ama Yeniçeriler bunlar. Yeni Yeniçeriler. En Yeniçeriler. Yeniçeri bildiğiniz yeni asker demek. Çeri asker demek çünkü. Aslında çok sevdiğim bir kelime ama fazla kullanılmıyor yani çeri. Ya çer. Ne oldu? Kime karşı kazandık ya? Bana bunlar gelen şey uygulamaya başlamışlar. Ambargo uygulamaya başlamışlar. Tamam bakalım. Şimdi kendi diplomatik şeyimize dönersek. Herkes mi bize şey ambargo uyguluyor? İspanya, Sirkaya, Fransa. Ben bunların hepsine ambargo uygulamıyorum. Evet. Peki buna ambargo uygulayabilir miyim? Sıkıntı olur mu? Aha. Uyguladım diyelim. Yok olmuyor. Yemiyor. Tamam. Şuradan ambargoyu kaldıracağız o zaman. Orada devam etsin. Ben kimlere ambargo uyguluyorum? Şunlar ne kadar şerefsiz insanlar ya. Baksana bana kolonileriyle ambargo uyguluyorlar. Ulan sen koloniyi göreceksin. Sen koloniyi göreceksin. Neyse. Spanish Mali tamam ambargoyu kaldır. Seninle fazla ticaret yaptığımdan değil de. Abi ha seninle ticaret yapmıyorum ben. Benim şeyler hep doğudan geliyor ticaret yolları. Ben de doğuya bir açılırsam şey yapacağım ama. Gurya mı? Çok iyi. Aa dur bakalım. Benim filo nasıl şimdi ne durumda? Ha hep şey. Adam yollayayım diyecekti ama yollayamıyorum. Neyse sıkıntı yok. Bunlarla bir ara savaşa girip şey yapmamız lazım. Rusya'dan giriyor ya. Ama o da düşman değil mi? Aa bak. Bununla savaşa girersek hem Rusya'ya karşı şey yapacağız. Hem Sirkasya'ya karşı savaşmış olacağız. İkisini de yenersek çok sağlam Power Projection alırız. Şimdi Power Projection olayı gördüğünüz gibi şey diyor en altta. If you have at least 50 Power Projection you gain. İşte her şu monarch pointlerinden her birinden fazla bir tane kazanıyorsunuz. 3 monarch point kazanıyorsunuz yani. Bayağı diyor. Prestijimiz hiç düşmüyor şu anda. Sürekli prestij kazanıyoruz bir şeyden. Öyle bir devletiz işte biz. Şurada da şeyi görebilirsiniz. En güçlü devlet yani en güçlü devlet değiliz dünyadaki ama 3. devletiz. Yani açık ara farkla. Fransa'da bayağı geçtik. Bunları da geçebilirim aslında. Şöyle. Şuradan şey çekebilirsem aslında. Nerede şey? Trade olarak nerede? Indus. Indus şey bölgesi nerede? Indus. Nerede bu bölge? Şurada mı? Nereden geçiyor? Şurada şurayı alacağım. Tamam mı? Şu limanı alacağım. Gelip şuradan Kavasım'ı alacağım. Ondan sonra buraya gelip Basra'yı alacağım. Ve Kuzistan'ı alacağım. Bu ne? Bu bölge mi? Kuveyt. Ya şu bölgeleri alıp zaten burası bana ait. Aslında bana ait değil de. Her türlü buradan geçiyor. Onları falan alabilir. Ah, Administrative teknoloji mi geldi? Harika lan. Muhteşem bir şey bu. Bakalım. Yeni idea grup seçebilir miyiz? Ne seçelim? Trade. Global Trade Power, Merchants, Trade Range, Trade Efficiency. Bu çok iyiymiş. Cidden iyiymiş bu. Ama diplomatik bir şeyler istiyor. Haa. Bana puan kazandıracak bir şey lazım. En azından yardım edecek. Puan harcamama şey olacak. Aa kolonist. Koloni kurabilir miyim? Kurabilirim gibime geliyor. Yardımcı olabilir gibi. Diplomat veriyor bana. Neyse şimdi bir şey almayacağım ya. Bunlar en azından dursun burada ama devam etsin. Şu diplomatik puanımız bir yükselsin. Sağlam bir yere gelsin. Aslında iki tane yeri bırakırsam fena olmayacak ama stability lazım. 3 stability istiyorum. Şerefsizler bak şerefsizler bak. Al. Sana buradan uyarı yolluyorum. Rusya'ya uyarı yollayabiliyor muyum acaba? Yeterince güçlüyseniz uyarı yollayabiliyorsunuz. Yollayamıyorum. Hah. Ama Trabzon'u gene çekirdek yapamayacağım çünkü puanım kalmadı. Ah ah. Bir yeri alayım artık. Bir aksiyon yaşayalım ya. Venedik'e saldırsam kimler geliyor? Hepsi geliyor. İspanya her yere geliyor aslında. Kime saldırsam saldırırım İspanya geliyor. Şunları saldırsam da geliyor sanırım. Yok gelmiyor. İyi. Bunları saldırsam gelmiyor. İyiyim şu. Venedik Memlüklere baştan bir saldırsam mı ya? Turusumuz var mı onlarla? Bu ne? Zaten bana şey veriyorlar da. Sürekli bana bunu mu verecekler? Topraklarını geri almak istiyorlar. Bak açık gözlere bak. Ne alırsın sen topraklarını benden? Bu topraklar var ya, geçilmez kuzum. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kale yapacağım abi ben. Ama bu olmayacak. Yok, kale yapmayacağım o zaman ben. Ekonomik bir şeyler yapayım. Trade Company. Hiçbir yerde buraya yaparsam 0.51 geliyor. 0.51 geliyor. Burada 0.51 geliyor. Trade Depot yaparsam burada Trade Power geliyor ya. 3.45 artacakmış. Şimdi Plantation 40. Oyun o kadar yine iyi oynayabiliyor muyum bilmiyorum yani, kendimi hiç karşılaştırmadım ama şu anda en kolay seviyede oynuyorum yani, gene o kadar iyi değilim, onu önceden söyleyeyim. Mesela şuradaki bölgeleri nasıl canlandıracağımı hiç bilmiyorum ve onlar öyle mi kalacak acaba? Silah üretici, silah fabrikası yapamıyorum. Şuraya yaparsam 60 getirecek, 66 getirecek. Yaptım. Tekstil, plantation. Şunu da şuraya yapayım. Güzel. Sürekli ekonomik altyapı oluşturmaya çalışıyorum. Sürekli bir geleceğe yönelik yatırımlar yapıyorum ki şey olsun. Garanti altına alalım geleceğimize. Venedik kösü ya, bu ne? Kösem Sultan. Birinci Ahmet Yunan bir köle kızıyla evlenmiş. Kösem Sultan herkesi şey yapmış. Asıl gizden gizliye şey yapmış. Choose another wife. Aynen. Olur da. Technology cost, idea cost. Technology cost da güzelmiş ya. Mahmut 1'in ölümüne kadar. Mahmut 1'in ölümü. Adam daha 21 yaşında daha. Şimdi bu da karlı gibime geliyor %10. Çünkü şöyle düşünün. Anam mesela 21 yaşında, tamam mı? Şu kaç istiyor? 619 istiyor. Bu normalde yani %10 düşmüş hali bu. Yani bir 100 puan şey, bir 70-80 puan kurtardık en azından. 50 administrative puan alabilirdim ama çok daha fazlasını kurtarmışız gibi mi oldu? İnşallah hemen ölmez de. Yazık olur çünkü o kadar puana. FPS birazcık düşük olabilir bu arada. O normal bir şey. Böyle hızlı aldığımız zaman bayağı kafayı yiyor bilgisayar. Bayağı zorluyor. Birilerine saldırmak istiyorum. Bu ne? Another infidel. Lose piety mi oluyor burada? Oğlum administrative power nasıl kaybederim ben ya? Royal marriage. Kabul et abi. Piety'miz kaç? Kaybet abi ya. Puan kaybedemem. Spanish Brazil. Oğlum var ya, buralar hep serbest kalacak. Göreceksin İspanya. Gelecekte çok rezil bir şey olacak. Ekonomik krize gireceksin oğlum gelecekte sen. Ekonomik krize gireceksin. Oo. Şey nasıl? Kaç istiyor? 1535. Çüş. Wow. Ne olmuş? Neyse güzel bir şeyler olmuş. 50 diplomatik puan kazandık. Harika. Muhteşem. Süper. Ben kendime içecek koymam lazım. Çok susadım. Doğuya doğru açılayım mı diyorum. Ondan sonra da düşünmeye başlıyorum ama ya. Karakoyunlularla savaşa girdik. O da çok ilginç bir olay. Suriye ve Bizans benden ayrılmaya çalıştı. Şey yapmaya çalıştı daha doğrusu. Bağımsızlık savaşına girdiler. İspanya'yı da arkalarına aldılar. Şerefsizler tabii İspanya'yı arkalarına alınca şey kazanacaklarını zannediyorlar. Kazanamadılar tabii ki. Hatta şuraları falan şu 3 yeri ben şeyden aldım. Suriye'den aldım. Gene benim altımdalar tabii. Ben yani Suriye Bağımsızlık Savaşı'na girince Karakoyunlu'da Suriye Savaşı denildi. Açık gözler ya hani daha yeni kurulmuş bir ülkeye verilme savaşı ya. Fırsat bu fırsat deyip şu iki toprağı alayım diye savaşa ilan etti. Neyse benim savaş bitti, Bağımsızlık Savaşı bitti. Bunlar gene benim altıma girdi. Şey yaptılar bunlar gene hani benim kontrolüm altında oldular. Ama savaş hala devam ediyor. Bunda da şey oldu. Yani bu sefer Osmanlı üstlendi savaş durumları. Yani Suriye'nin yerine Osmanlı ile savaşa girmiş oldu Karakoyunlu ve şurada Tabaristan vardı kocaman. Persileri şuradaki İran da içindeydi. Tabaristan içindeydi. İkisiyle savaşa girdik. Bayağı herkes yoruldu savaşta. War exhaustion falan var mı hala acaba? Yok, sıfıra düşmüş. Bu bayağı 7-8 olmuştu ki çok tehlikeli. Mongol Central Asia. Sirkaya ile bir ara savaşa girmemiz lazım abi. Çok büyüdüler bunlar. Koalisyon kuralım mı şunlara karşı acaba? Tabaristan. Coalition. Bunların gözünden bakamıyor muyuz? Aha bakabiliyoruz. Eksi 9 bana karşı. Eksi aha. Moğolistan nalsın abi. Sana karşı da kuramıyorum çünkü benim şey yapmam lazım. Neyse bunları iyice büyüsünler de. İspanya gene ajanlarını ülkeme sokmaya çalışıyor. Çok açık gözsün İspanya. Çok açık gözsün. Şimdi neler yapsam diye düşünüyorum ya. Nasıl koloniler kurabilirim? Bu ne lan? Ha şunları ele geçirmiş. Şunların yani şu doğu... Dur bakalım. Nereden bakıyorduk? Şurada bir şeyler vardı. Ekonomik mi? Trade goods. Production falan yok mu burada acaba? Trade development. Tam development. Şuralar çok iyi. Şuralar harika. Bak şuralar. Medri, Bahri ile Kaf var. Şuraları almam lazım benim bir an önce. Yozlaşma da var. Ama yozlaşma bende sıfır. Oha harika. Woohoo! Çok iyi lan. Çok iyi. O kadar şeyin gelmesi. İyi kararlar aldığınız zaman ülke iyi yöne gidiyor. Ah. Burası şimdi benim kolonim mi oldu? Koloni gibi bir şey oldu burası benim. Bunların hepsi şey, marş. Benim şeyim değil. Kukla devletlerim bunlar. Ama marşçılarım. Rusya gözünü seveyim yapma ya. Ben de sana kuracağım. Al. Hoşuna gitti mi? Gitmeyecek. Gitmeyecek. Sen onu keşfedeceksin ve aramızdaki ilişki azalacak. Böyle mi ilişkinin bitmesini istiyordun aramızdaki? Halbuki çok iyiydik. Dur. Dur çünkü. Yine bir şeyler inşa etmem lazım. Production. Üretim. Aha 10. Eskiden fazla vermiyordu burası. 10 da burası veriyor. 0.9 0.10 veren olsun şey yapacağım. Aha 10. Fazla vermiyorlar orası da. İyi değil. Not good. 1.65 0.80. Aşağıda bayağı veriyordu değil mi? Şu ikisini yapalım. Bu kaç harcıyor? 300 harcıyor. Bir tane daha yapabilirim. Çok sağlam şey yapması lazım ama. Trade power vermesi lazım. Yoksa içime sinmez. Harcadığım paraya değmez yoksa. Diye düşünüyorum. Şuraya yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 3 tane ana gelir kaynağı var. Vergiler, üretim ve Ticaret, benim ticaretimi birazcık geliştirmem lazım. Üretim gerçekten iyi geliyor. Vergilendirmelerden de geliyor gibi. Vergi binaları da yapmam lazım. Ama iyiyiz şu anda. Overextension'ımızı azaltacak şeyler yapabilir miyiz? 154 istiyor burası. Neyse az kalmış. Ya şu ikisi var ya, şu iki şerefsiz var ya, çok şey yapıyor. Beni deli ediyor beni. Onlarla rakibim. Fransa ile, İspanya ile, şuradaki de Sirkaya ile rakibim. Bunlar da sürekli Moğolistan'a saldırıyor şerefsizler. Sanki bir şey varmış gibi. Neyse. Buna ana kültürü ne? Tribal Federation. Tabaristan'ın bağımsızlığını şey yapıyor. Garanti ediyor. Sen göreceğim. Kolonileşmeye girmiş lan bu. Tamam. Şimdi güzel. Ama kabul eden kültür gibi şeyler yok mu bunların? Neyse sıkıntı değil. Seni de sonunu göreceğiz oğlum. Seni de sonunu göreceğiz. Bak şunlara saldırdığım zaman İspanya geliyor ya. Gördüğünüz gibi. Aa İspanya gelmiyor. Bohemya geliyor. Neden? Ben Arnavutlara saldırdığım zaman neden Bohemya geliyor peşlerinden? Bunlar bana şeyi nasıl? Kötü ya. Arnavutlu istiyorum ben. Venedik'e saldırdığın zaman kim geliyor? İspanya garanti geliyor. İspanya sen nereden geliyorsun ya? Oha diplomatik reputation'a bak. Ne bak? 10. Bak Cenova'ya, Ferrara'yı, Knights'ı alırım. İspanya'yı almak zor. Filomu yıkarlar. Çok fena yaparlar. Neyse tamam. Bunu bitirdik mi? Autonomous Paşas. National Tax Modifier %10. Bitirdik sanırım onu. Şuna geçmemiz lazım. Baştan %10 National Tax Modifier falan gelecek. Memlükler ne yapıyorsunuz abi? Neden? Yıkacağım sizi eğer bir daha şey yaparsanız. Böyle bir şey bir daha görürsem size savaş ilan edeceğim. Neler gelişmiş şunların? Hiçbiri gelişmiş değil. Peki şu açıdan? O açıdan da çok kötü. Gene de iyiymiş lan bu toprakları. Yok gene iyi değilmiş. O kadar iyi değilmiş. Kötüymüş. Bayağı kötüymüş. Ha. Production diye bir harita yok mu ya? States and Territories. Şu gördüğünüz sarı yerler state oluyor. Onun dışında Trade Company Regions. Bu ne lan? Hindistan şeyleri bunlar. Doğu Hindistan şirketi şeyi. Colonial Regions. Bunlar hep kolonileştirilen yerler. Ben bunları alacağım. Alacağım. Overseas Provinces. Kırmızı yerler Overseas Provinces olarak geçiyor herhalde. Regions. Anatolia. Maşrik. Anatolia'yı bayağı iyi almış. Bayağı ayırmış bunlar ya. İyi. Suriye'denim diye benim bir bölgem var mı? Halep diye var da. Tamam. Varım hocam. Ben bu savaşa varım. Kimler? Adal ve Hormuz. Adal nerede? Şurada. Adal'ın canı cehennem kısacası. Accept. Savaşa girdik. Neden siz öylesiniz? Ha çünkü şu şey yaptı, tavan yaptı. 29 mu? Benim şeyim yok mu? Neyse olacak, zamanla olacak. Şeyi artıralım bir ilk önce. Ama ilk önce Trabzon'a bir cover yapmamız lazım. O yüzden şeyi artıramayız. Yok artırırız, dur. Artırdık. Kaç gelecek? 36 gelecek. O yüzden bizim neye ihtiyacımız var şu anda? Militer teknolojiye ihtiyacımız var. Military teknoloji olarak şu adamı getirelim. Fort Defense ama sırt gerek yok ya. Fort Defense. 2 getiren birisi olsun. 157 harcadık ama olsun. İlerleyin abi. Şuradan yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Şey birazcık az ama olsun. Evet, savaşa geldik en sonunda. Aksiyon var. Aa, hiç gerek yok lan. Direkt bunun üzerinden yürüyebilir miyim? Kimlere karşı savaşa girdik? Yemen var mı savaşta? Yemen yok. Saçma olur o zaman buradan girmem. Tamam, devam et. Yönümüz iyi. Şöyle gideceğiz. Şurayı alacağız. Şurayı alacağız. Şurayı alacağız. Ondan sonra da şey yürüyeceğiz. O yine hurmuzu yüzümüze yürüyemiyorum. Yemen üzerinden yürüsem de orayı koloni yapsam acaba nasıl olur? Neyse, hiç bilemeyeceğim. Bunun başına kim var? Recep Salih. Kabul etmiyorum. Şey, 2 tane lider var. Tamam, çok güzel. Mahmut bir Osmanlı'yı seni bu ordunun başına getiriyorum. Şunun başına da Murat Alemdar değil. Varisten şey yapıyorum. Mahmut Osmanlı. Ney? Mahmut bir Osmanlı. Mahmut Osmanlı. Ha, onun başına say gelecek şey olduğunda. Recep Salih olsun senin başında. Senin başında da geriye kalan Murat Alemdar olsun. Çok iyi. 4 tane şeyimiz oldu şu anda. Generalimiz oldu ve şu anda hiç harcayamıyorum. Ekstra olarak harcayamıyorum. Çünkü zaten kendi liderimiz. Ya şaka gibi. Adam geldi şeyi. Ah ah. Neyse. Geldi şey yapıyor. Neyse, sonra şey yaparım. Nereye alacaklardı bunlar? Trade. Hormuz. Neresi ki orası tam olarak? Hangi bölgenin adı? Neyse, Kavas'ın vardı bir yerde. Trade value. Tamam. Şurası bayağı iyiydi diye duydum. Şu 2 yer. Kavas'ın burada. Aa! Şu kime ait? O da Hormuz'a ait. Tamam, orayı da alırız. Sıkıntı yok. Şuraya görev veriyorum. Neyse, görev vermiyorum ama siz ele geçirebildiğiniz kadar bölgelere geçirin. Birisine görev verirsem şimdi orayı kendilerinin kabul edecek. İsteyecekler, oraya kötü olacak. Çünkü ben savaştan kendi istediğimi alıp çıkacağım. Ben şuraya alıp çıkacağım savaştan. Geçecek misin zaten? Lütfen geç artık. Lütfen geç artık. Hicaz'dan fazla bir şey kalmayacak ama Hicaz teslim olmadan önce şurayı almak istiyorum. Burası nasıl? Nereden geliyor ya bu olaylar? Şuradan mı? Trade value. Buradaki hiçbir şey istediğim gibi değil. Adamların toprakları olduğu gibi çöp. Neyse. Şuradan nereye alabiliriz? Hiçbir şey, hiçbir yere alamayız şu anda. 42, 84, 126. Abi hiçbir yere alamıyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Neyse, buraları alıp oralara bina yaparız. Bina yapacağız oralara. Sen şu elemanları geride tut. Sen de oraya alınca sağ tarafa doğru ilerleyeceksin. Önümüze doğru. Şurayı alacağım hocam. Buranın kaçışı yok. Şu bölgeleri alacağım. Belki şey yaparım buraya. Colonial Overlord falan filan olurum buranın. Bayağı iyi olur. Onun için şeye gerek var mı? Teknoloji grubuna. Bir bakalım. Diplomatik, öyle diplomatik, espiyonaj. Bu ne lan? Geç burayı. Exploration. Colonial range falan filan var. Colonial range'im iyi değil mi? İyi olması lazım. Tamam yani şey öğrenmek istedim. Herhangi bir algıya açmamıza gerek yok herhalde şey olması için. Colonial Range'ime nereden bakabilirim? Bu ne etkiliyor ki? Ben böyle olduğunu da anlamadım. Neyse ya, sıkıntı yok onda. Ha Yemen'miş bu. Tövbe yarabbim tövbe. Çok ilginç. Bu ne peki? Personality human. Ha. Ben şey zannediyordum. Vampir, elf falan zannettim bir öncesini. Turbayı aldın mı? Ama buraya kuşatıyor. Enflasyon kazanmak istemiyorum. 10 kazanacağım o yüzden. Buraya gidebiliyor muyuz? Lütfen gidelim. Almak istiyorum oraları. Irak lütfen savaştan erken çekilme ya. Gözünü seveyim. Ama orayı aldığım zaman %100 bitmiş olacak onlar. Aa bak bizim alanlar bak. Gelmiş şeyi alıyor Bulgaristan. Kavası alıyor. İşte alan budur ya. Sen de gelmiş orayı mı alacaksın? Hayır. Oranın şeyi bizde. Bulgaristan'da. Ters bir hareket yapma döverim seni. Adamın ordusu ilerliyor. Benim toprağıma girersen senin ülkeni yerle bir ederim. Hani yağmalayıp çıkarım. Haberin olsun. Bayağı yaparım bunu. Yapabiliyor muyum? Hayır mercenaries. Hayır. Şey yapmak istemiyorum. Ben burayı yağmalayabiliyor muyum? Dur. Ordum. Aha. Oğlum yağmalayıp çıkabiliyorum ya. O kadar harika bir şey ki. Beni sinirleden devletleri öyle yapacağım. Sen buranın kontrol elini mi almak istiyorsun? Burası benim abi. Buralar hep ben alacağım. Sana bir şey kalmayacak. Karakoyunlu şey olmuş. Tamam. Sıkıntı yok. Beni bir yere davet etmiş. Güzel. Harika. Jazan. Bir deneyelim mi burada acaba ya? Yapamıyoruz. Aa, sadece bana ait bölgelerde yapabilirmişiz ona. Ne anlamı kaldı lan? Ha, geri çekilirken mi yapacağım acaba? Hani düşman gelirken şey olsun diye. Canını okusunlar diye. Aldım. Harika. Gelip bir de şurayı kuşatayım. Kutsandık. Aa okey. Geri döndük. Charity for the poor. Ne olacak oğlum? O kadar paramız var. 200 altından ne olacak? 1518 altınımız var bizim. Şu an neden? 5 dakika. Bir şey merak ettim. Adal bölgesi nasıl? İyi mi bayağı? Bayağı iyi. Şuradaki Harler bölgesi bayağı iyi. Ama koloni yapamıyorum herhalde oralara. Benim Colonial Range'im nasıl acaba ya? Colonial Range'e nereden bakıyoruz? Your forts are blockaded. Benim şeyim değil ki orası, benim limanım değil ki. Ama olabilir. Sıkıntı yok. Colonial Range'e nereden bakacağız ya? Galicia, Volnia. Aa çok iyi ya. Ama şey veriyorlar. Colonial Good. Şunları da bir ayarlayacağım baştan. İyice bir öğreneceğim şey ama. Nereden bakacağız ya? Kafayı yiyeceğim oğlum. Nereden bakacağız bizim koloninin şeyine? Koloni mesafesine. Koloni kurabileceğimiz en uzak mesafe mi oluyor artık? En kısa mesafe mi oluyor? Her ne olsa. Neyse devam et. Devam et. Gold Coast'un ağzına tüküreyim. Küçücük ülke geliyor bana şey yapıyor. Kavak diyor. Ya 1000 kişiyle gelip şey mi yapıyorsun? Sen ciddi misin? Yo. Nereye gidiyor bu? Çok ilginç şeyler yapıyor. Aa. Ama Irak oldu mu şimdi? Bununla terbiyesizlik derler yani. Bununla da direkt terbiyesizlik Irak. Ve ben şu anda gerçekten şey durumdayım. Bayağı sihirlendim, kafaya yedim. Diyarbakır'da kaç kişi? 40 bin kişi kalıyoruz, güzel. Kafayı yiyeceğim senin yüzünden öyle. Var mı böyle bir şey? Decline abi. Şeyin dışarıda kalacak Hicaz. Askerin dışarıda kalacak. Sen devam ediyorsun değil mi? Sen yoluna devam ediyorsun. İyi. Adama şey yaptım ya, dışarıda kalacak diye. Cidden dışarıda mı şey? Oğlum salmayacaktın ordunu dışarıya. Allah Allah. Nereye gittik ordusu? Aa, buraya mı gitti acaba? Olabilir. Benim bir yere saldırıp bir koloni kurmam lazım ya. Şurası koloni olarak kabul ediliyor ama ekonomikte mi bakıyoruz? Koloni. Kabul edilmiyor. Bu ne? Ha. Neden? 2000 ötede mi olması lazım? Burada olsa nasıl olur? Neden? Colonize olamıyor burası. Mesela burası. Hocam ben colonial range'imi öğrenmek istiyorum. Benim colonial range'im kaç? Nereden bulabilirim? Aha, bu ne lan? Yok. Bizans'a bağlanacak zaten, böyle olmuyormuş. Ben kendi colonial range'ime nereden bakabilirim? Aa dur. Şöyle yapsak. Ondan sonra haritaya tıklasak olur mu acaba? Nereleri koloni yapabilirim, nereleri yapamam. Şurası kolonileştirilebiliyor mu? Buraları yapabiliyor muyum? Yok, cannot diyor. Yine yapılamaz diyor. Allah Allah. Ay. Neyse. Güzel. Overextension'ı azalttım. Rival to rival. Ne bu? Egypt. Ya senin dediğin yerler bana ait değil zaten. Senin dediğin yerler başka yerler. Rival to rival. İngiltere. İngiltere sürekli bunu söylüyor. Sürekli İngiltere ile aramı yap diyor. İngiltere daha sonra gelip benim ağzıma tükürecek. Neyse zaten şeye bayağı değiştirdim ama. Geliştir bakalım ilişkileri. Zaten artık 47. Zaten 37 varmış oradan. Holstein, Sweden. Danimarka gitti. Danimarka yok artık. Nereden bakacağız oraya? Şurada bakabiliyor muyuz acaba? Buradan bakamıyorum ya. Ha, şurada açalım. Nereden bakacağız ya? Bu bakabileceğimiz bir şey olmaz. Aa, aktif politik. Şuradan seçebiliyorduk onu. Ha, idea grubu tamamlamadığım için daha bir şey alamıyorum. Onu da tamamlayabiliyor muyum ki abi? Çok şey oluyor ya. Hah. Bunu yapacağım ama teknolojiyi geliştireceğim daha iyi. 1343. Çok hoş. İyi de koloni nasıl kurarım, nerede kurarım, onlara nasıl bakıyorum? Dur telefondan bakayım onlara. Ne diyor? Tamam, Fransa ajan yolluyor, onu hep yapıyor zaten şerefsiz. Sıkıntı yok, devam. Benim için bir sıkıntı yok orada. Ve İngilizce yazıyorum hep, pek Türkçe kaynaklı E4 konusunda. En azından İngilizce kaynakları daha fazla. Hadi ya, stability artıracak bir şey olsun abi. Stability ile benim bir işim vardı. Ne işim vardı? Ne yapacaktım ben stability ile? Ne yapacaktım lan ben stability ile? Ha, Bizans'ı salacaktım. Bizans, aa, Türk yolu sürüyor. Kaç? Administrative teknoloji 82 idi muhtemelen bu. Evet, benim kaç? 64. İyi. Aha, kolonial range'i burada yazması lazım değil mi? 485. Benim kaç? Level 62, 61. 56. 50 şu anda benim Colonial Range'im. 50'a gelecek. Oo, çok şey ya. Bu ne hocam? Nereye koloni yapabilirim ki o zaman şu anda? Hindistan'a kadar gidemem. Oraları koloni yapamam. Orasını anladım. Mesela şunu geliştirdik varsa. 62 olsun bu. Tamam. Tamam. Çok hızlı bir şekilde arttı. Ne? Tripolitanya mı? Tripolitanya neresi? Şurası mı? Tripoli, Siirt, Zuvara, Tubarak. Tubakt. Siirt, Tripoli. Ha. Burada ama adamlar aramız iyi, şey yok ki hani. Yapayım mı acaba? Bir spy network yapalım da. Bu şerefsiz böyle, ben bunu hiç sevmiyorum. Ülke olarak değil de. Bana bir ara koalisyon oluşturuyorlar. Hatta Bulgaristan, Romanya, Bizans ve Suriye, o yüzden serbest bıraktım. Yani marş olsunlar da beni korusunlar diye. Daha bir görev almayacağım şimdilik ama herhangi bir durum olursa görev alırım. Şimdi şeylere gelecek. Demek buradan görebiliyormuşuz. Tamam, telefondan bakmaya gerek kalmadı. Oradaki şeyleri kapatabilirim. Naval Moral. Geç bunları. Trade Range. Bunlar da geç. Aa, bu da şeyle geçiyor. Bununla geçiyor. Demek ki buna önem vermek lazım. Bunlar ne? Devam etsin bu arada. Development Efficiency. 69'a gelmem lazım. Şey yapması için. Yükselmesi için. Bunun da 68'e gelmesi lazım. Birazcık şey yapalım o zaman ya. Neyse, diplomatik teknoloji 62 olsun da 535 olacak. Şey, Colonial Range. O zaman da nereleri alabileceğim? 535 neresi oluyor ya? Şurada mıydı? Colonial. Tam geri gelsin. O çok çabuk gelişti ya. Bana mı öyle geldi yoksa çok çabuk mu gelişti? 485. Tunus'u falan yapabiliyorum. Tamam, güzel. Peki. Şurayı yapabiliyor muyum? 258. Çok iyi. Marvar'ı falan yapabiliyor muyum? Devam et. 485. Venice, gözünü seveyim, yapma böyle şeyler ya. Uhu, buralar çok iyi. Buraları ben bayılıyorum. İyi lan. Cannot be colonized istiyor, neden ki? Ha, gidip adam mı yollayamam açısından? Yani orası zaten birisine ait gibisinden bir şey mi? Sıkıntı da evlenmişim zaten. Her türlü alacağım ben orayı. Kaçış yok oranın. Hiçbir şekilde kaçış yok. Bayağı da param oldu. Bir şeyler de yapayım. Ne yapayım? Yol yaptım ben buralara. Yapmışım. Şuraya yapayım. Oradan geçebilsinler. Şuraya yapayım. Şuraya yapayım. Aşağı inelim mi acaba? Aşağıya inmemiz gerekir mi? Yol her yere var ama. Pek yola gerek yok şu anda. Trade Company. 40-45 diyor burada. Başka bir yerde de demiyor. Ha, şuralara 45 diyor. Trade Depot artık her ne halsa. Şuraların çevresine mi yapsam diye düşünüyorum acaba. Şu şey hiç anlamıyorum ya. Production arttıramıyorum. Kötü. Production'ı da arttıramıyorum. Şey yapsam, vergileri artırsam, gelen vergileri artırsam. Yok böyle sağlam vergi veren bir yer yok mu? Aha, Kıbrıs. Harika, aslansınız. Hemen şey oradan gelince hemen şey yapıyorum. Yağı çekmeye başlıyorum. Aslan Kıbrıs falan diye. Aha! Bu ne? Eğriboz. Harika. 27 veriyor oradan. Yok mu başka 20'nin üzerinde? Bayağı açım. Paraya açım. Vergiye açım. 15'in üzerindekiler de olur. Onu da yapayım. 15'in üzerindekiler. Şuna 5'in üzerine vermiyorsun. Ne kadar param var? Daha var. 3 tane daha yapıp ondan sonra bir tane şey çekebilirim. Veya bir tane daha yapıp bir yere. Şuraya yapalım o zaman. Ya 14. Yok mu abi 14 ve 15 öğren? 0 demek yani. Yani 0 nokta var da. 0'ı saymıyoruz. Trade depot. Tamam. Şu trade power'ı birazcık artıralım. Nerede artıralım trade power'ı? Şu trade'den nereden geliyor? Wow. Şuradan geliyorlar. Şuraya gidiyorlar. Şuradan bayağı bir gelen var. Şuradan bayağı bir gelen var. Ama buradan gelen her türlü buraya geliyor. O yüzden burayı artırmam lazım. Tamam. Sı 75 diyor. 75'e bas. 56, 56. Aa param azaldı. 1000'in altına indi. Neyse sıkıntı yok. Bu kadar büyük bir problem değil. Aa aksiyon yok ya. Hiç aksiyon yok. Duruyoruz öyle. PT kaç? 48. Administrative power kaybetmek istemiyorum. French Lepata. Kaç kişi şu anda bana ambargo uyguluyor? Aha teknolojik. Hangi teknoloji? Diplomatik teknoloji mi? Lütfen diplomatik olsun. Merchantman trade efficiency %5 artıyor. Trade range %5 artıyor. Kullanıcı range 50 artıyor. Harika. Harika. Trade depot zaten yapabiliyorum onu. Trade depot'u zaten yapabiliyorum. O konuda sıkıntımız yok. Force limit güzel. 5 tane şey yapıyorum o zaman ben. Merchantman. Ne? Early frigate yapıyorum 5 tane. Kuzey kıyılarında yapayım. 4, 5 oldu değil mi? Yanlış saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İyi. Güzel. Çok iyi. Şimdi kimdi bu? Rusya. Rusya. Sen de desteklediğin birisi var mı acaba? Ayrılıkçılar var mı sende? Kimler var? Varsa da. Permian Separatist. Hangi bölgelerde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölgede. Çok harika. Sami Separatist. 4 bölgede. Wow. 974. 947. Ama Moskova'ydı. Bu 270 veriyoruz. 1100. Russian Peasants. En iyi seçimimiz Permian Separatist olur burada. Rusya'yı zayıflatmak için. 175 istiyor onlar da. Yani ne bileyim. Şunlar daha iyi olacak gibime geliyor. Kazan. Hadi bakalım kazan. Serbest kalacaksın. Bekliyor seni. Para iyice fazla para harcadım sana. Bir şey isterim. Feedback isterim. Feedback değil. Bir sonuç görmek isterim. General Murat Alemdar. Sen misin Murat Alemdar? Evet aynen, başında kimse yok senin. Gerek yok buna da ya. Var mı? Yok. Seni alalım Recep Salih'e. No leader yapalım. Recep Salih'e de şunun başına getirelim. Aynen. Hah böyle geliyor işte bizim. Osmanlı'nın bir dönemi de böyle geçiyor. Şuralar kahve gelince iyi olacak. 1700'lerde falan mı olacak artık? Nerede olacaksa. Veya geldi mi veya? Emin değilim. Ama şuralar gelişecek hep. Geliştirmek istiyoruz. 28.09. Bayağı geliyor şu anda yalnız ha. Ve şu anda bir şey aldım hani. 10'da buradan geliyor. Normalde bayağı bir geliyor. Baksana onun yükseliyor bunlar. Karakoyunlu'ya savaş ilan edebilirmişim şu anda. İlan edersem kim geliyor benimle? Mongo. Aa, Moğolistan senden mi geliyorsun? Yapma gözünü seveyim Moğol. Moğolistan. Sen benim dostumsun, kankamsın. Seni kullanacağım ben Rusya ve Sirkaya'ya karşı. Sen sana şey yapsan kar etmiyorsun çünkü diplomatik lanet diplomatik ilişkilerim çok fazla. Ah. Diplomatik ilişkilerim çok fazla. Macaristan'a saldırsam İspanya yardıma gelecek mi? Gelme. Lütfen gelme. Fransa geliyor. Oh. Üçüncüyüm. Şuna başlamaya bakalım. Fransa gümbür gümbür geliyor arkadan. Mingi geçmek üzereyim. Geçmek üzereyim Mingi. Çok az kaldı. 0-10-0-10 yükseliyor onlar. Ben bayağı yükseliyorum. Ben de fazla yükselmiyorum açıkçası. 0.84 fazla değil. İspanya bayağı yükseliyor. İspanya'ya da bir ara bir şeyler yapmamız lazım böyle bir. Ağzını burnunu kırmamız lazım İspanya'nın. Acaba şuradan gidip şuraları alamaz mıyım? Portekiz'in şeyi kim? Rakipleri kim? İspanya mı? Regency Council'ları var. Fransa, Tunus, Naples. What? Neden? Senin rakiplerin kim? Benim. O İngiltere, Fransa, Osmanlı. Klasik. Bunun da aynı ha. Bu da aynı. İngiltere, Osmanlı, İspanya. Klasik abi. Aynısı. Bu kim? Portekiz 13 olarak görüyor. İngiltere'nin rakipleri kim? Fransa, Provence, İspanya. Daha sonra belki İngiltere'yle şey olabilirim. Müttefik olabilirim. Fransa ve İspanya'ya karşı. Ermenistan'la şeyimiz bitti. İran'la herkesle bitti burada. Oy. Benim çok... Aha. Ticaret gemileri hazır. Harika. Herkes Sinop'ta toplansın. Bizim kültür nasıl gidiyor bu arada? Kültür değiştirebiliyor muyuz? Ya da değiştirmeyelim yani kültürü şu anda. Çok gereksiz olur. Gereksiz olur dedim zaten şu anda şeyimiz var. Şimdi. 70'te 70'iz güzel. Force limit 23. 13.000 kişi daha kaldırabiliriz. Çok harika. Şimdi sizi nereye yollayacağım biliyor musunuz? Privateer diyeceğim. Sizi Venedik. Gulf of Aden. Kimler var burada? Crimea, Kiev, Tunus. Tunus. Tunus'ta kimler var? Tunus harika. Cenova'ya yollanıyor. Şuraya. Şurayı çok merak ediyorum. Neden şey yapamıyorum? Tıklayamıyorum ki. Lan. Neyse bir Tunus'a yollayalım bakalım. Venedik, Halep, Ragusa, Konstantinopol, İstanbul yani. Gulf of Aden neresi ya? Burası. Buraya yollarsam ne oluyor? Bu bayağı yükseltiyor. Wow. Safiye şurası. Safiye'ye yollarsam. Heh. Buraya yollarsam bir şeyler olacak gibi hissediyorum ama yok olmayacak. İspanya'nın bir olayı yok çünkü burada. Ya çok kötü ya. Şurası İspanya şey yeri. Cenova'ya yollayayım. Harika. Cenova'ya yollarsam olacak diye düşünüyorum. Aa, Provence Cenova'yı mı aldı? Provence çok iyiymiş. Burası kimin? Yollayın zaten. Yollayın ajanları. Yollayın. Power Projection nasıl arttı? Spain. Harika. Şuraya da yollayabiliyor. Aa yollarız da var ya. İşte yollarız. Cancel mission. Privateer kafa. Kafa yollayabiliyor muyum? Kiev, şey, Crimea aynen. Harika, muhteşem. Muhteşem. Siz de privateer şey yollayacak gideceksiniz. Aynen olduğu gibi Cenova'da kalacaksınız. Şimdi artımı harika. Bütün düşmanlarıma karşı şey yapıyorum. Korsanlık yaptırıyorum elemanlara. Adamsınız be. Ne için bu? Çok harika. Yakında yeni bir şey de alacağız. Teknolojik askeri teknolojimiz de yükselecek yakında. Survival cannon. Azalacak mı acaba? Azalmıyor. Neden azalmıyor? 11 yıl ilerideymişim şu an teknolojik olarak. Yani şey düşünün. İşte 2. Dünya Savaşı'nda olsak adamlar hala 1920'lerin 30'ların teknolojisini falan kullanacaklar. Ama yetişemiyoruz şu anda buna. Lan gene Ardalan'a. Karakoyunlu'yu bir halletmemiz lazım ya. Sağa sola savaş ilan edip duruyor. Bak gene geliyorlar. Irak neden gelmiyorsun? Aa. Nerede savaşıyorsun lan? Afganistan ve... Ya gidip Perslerle hemen ittifak mı oldun? Hadi. Tamam neyse sıkıntı yok. İspan... Herkes bir ajan kuruyor benim ülkeye. Herkes bir ajanlar falan kuruyor. Tunus. Şu şeyler üzerinde hak iddia ediyorum hocam. Nerede? Royal Marriage yapmayacağım. Ne lan? Aa, hak iddia edemiyorum. Ne oluyor lan? Oo, harika. Lüksemburg. Suriye. Yalnız bana ne? Zora mı düştün? Yo, bayağı iyisin. Kazanıyorsun savaşı. Kimler savaştasın sen? Ya savaştığın kişiler de büyük birileri değil. Güzel. 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 Aksiyona gireceğiz. O zaman aksiyona bir sonraki bölümde gireceğiz. Çünkü bu bölümde ben şuraya bir save'leyip şey yapacağım. Bitireceğim. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.